Karı koca arasında bu gizli borç da çok gördüğümüz bir konu. Çok, gizli çok. Borç yani borç var ama eşe söylenmiyor. Hı-hı. Ve onunla birlikte bu erkek olabilir, kadın olabilir. Tabii. Bayağı bir uğraşılıyor. Tabii, tabii. Gizli borç konusunda şu anda mesela belki bizi izleyenler gizli borç var ve söyleyecek bu akşam mesela. Hı-hı. Ne önerirsiniz? Nasıl bir yaklaşım? Nasıl bir... Ben orada da şeffaflık öneriyorum. Çünkü o gizli borç mesela erkeğin gizli borcunun dayandığı yer bir bağımlılık olabilir. Hı-hı. Bu sadece o zaman parayla sıkıntılı bir problem olmaktan çıkıyor. Bir bağımlılıkla ilgili bir problem Hı-hı. var. Mesela diyelim ki eğer yani boş zamanlarında uyuşturucu kullanıyorsa ya da bir kumar bağımlılığı geliştirmişse ve borca harca girip o bağımlılığını finanse etmişse bunun tabii ki birincil derecede bilmesi gereken eşi. Evdeki eşi. Ama genelde biliyorsunuz şöyle öyle olmuyor. Ne oluyor? En son ilk önce bilmesi gereken en son öğrenmiş Öğretiyor. Oluyor ve o zamana kadar da güven zaten sarsıntısı. Zaten ilişki de bozulmuş oluyor. Evet. O zaman hani şeffaf zaten olmak kolay olsaydı en baştan olurlardı. Tabii, tabii, tabii. O yüzden hani onu açarken ya bak sana bir şey hani söylemedim, gizliyordum ama şimdi söylemek istiyorum, önemli diye. Hı-hı. Bir cesaret yapmaları güçlendirir mi ilişkiyi? Ya yani orada tabii ki öbür tarafa da bir şey düşüyor, bir görev düşüyor. Çünkü yani bir insan ya yalancı olduğu için şeffaf davranamıyordur ya da kapalı olduğu için şeffaf davranamıyordur ya da eşinin onu kötü cezalandıracağından korkuyor diye şeffaf davranmakta güçlük çekiyordur orada. Karşı tarafın da kendisini biraz sorgulaması lazım. Acaba ne derece açık, ne derece karşısındakini olumsuz şeylerle cezalandırmaya yatkın? Ya da ne daha basit formüle edersek ne derece korkutmuş karşısındakini ki o ona hani böyle bir problemini ifade edemiyor.